Arkadaşlar merhaba. Bugün başka yayıncılığın 5 nolu denemesini çözeceğiz. TYT denemesi. Hemen sorularımıza başlayalım. A grubu birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda 36 bir müfteş kareden oluşan şeklin bazı bölümleri turuncu, bazı bölümleri beyaz renklerle boyanmıştır. Yukarıdaki şeklin beyaz kısımlarının 5 bölü 6'sı turuncu ile boyanırsa turuncu boyalı bölgenin alanı beyaz bölgeli alanın kaç katı olur diye sorumuz var. Şimdi burada 18 tane beyaz karemiz var, 18 tane turuncu karemiz var. Buradaki 18 tane turuncu beyaz kısımların 5 bölü 6'sı turuncu ile boyanırsa dediğine göre o zaman 18 çarpı 5 bölü 6 diyorum, 15 tanesi turuncu ile boyanacak. Yani o zaman geriye de 3 tane beyazım kalacaktır. 18 eksi 15'ten, yani 3 tane beyaz kaldı. Zaten kendisinde 18 tane beyazım vardı. 18 artı 15 toplamda 33 tane beyaz topum olmuş, o beyaz kareli alanım olmuş oldu. Bu 33 geri oluşan beyaz bölgeli alanın kaç katı olur diye soruyor. 11 katı olur. Cevabımız Denizli. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıda verilen kareler her birine birer sayı yazılıp aradaki çıkarma ve çarpma işlemleri yapılarak işlemin sonucu A olarak bulunuyor. Arkadaşlar burada buna göre kutulara eksi 3, eksi 5 ve 4 sayıları yazıldığında elde edilecek A değeri diyor. Birinci, ikinci ve üçüncü öncelerimiz var. Hangisi olabilir? Şimdi burada çarpmanın işlem önceliği vardır. İşlem önceliği vardır. Buna göre işlemlerimizi düzenleyeceğiz. Buradan 4'e eksi 5 seçtiğim zaman eksi 20 olacaktır. Eksi de burada var. Artı 20 oldu buranın sonucu. Dolayısıyla eksi 3 var. Topladım ne oldu? 17. 17'yi verdi. İkinci durumda 4'e eksi 3 seçersem buradan eksi 12 olacaktır. Önde bir tane eksi var. Ne yaptı burası? Artı 12 yaptı. Eksi 15 de, eksi 5 de buradan geldi. Toplamda 7 geldi. O zaman birinci öncülüm de doğru. Üçüncü durumda da eksi 3'ü eksi 5 diye seçersem çarptığım zaman buradan artı 15 olur. Önde de eksi var. Eksi 15 oldu. Yani 4 eksi 15'ten ne gelecektir? Eksi 11 gelecektir. Yani eksi 9 değil. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 3, yani Edirne. Kolay bir soruydu. İşlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü soruya geldim. Sayı doğrusu üzerinde x, y ve z noktaları işaretlenmiştir. Buna göre diyor 3 tane öncülüm var. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri her zaman doğrudur diye bir sorumuz var. Şimdi burada x'in bir aralığını belirlemem lazım. X'in aralığını buradan x2 ile x1 aralığında diye belirledik. Y'nin aralığını belirliyorum, x ile 1 ile 0 aralığı. Z'nin aralığını belirliyorum, 0 ile 1 aralığı. Şimdi burada birinci öncüle baktım, x artı y artı z negatiftir dediğine göre hepsini taraf tarafı topluyorum. Buradan ne geldi? Eksi 3. Buradan topladım, x artı y artı z küçüktür. Ne geldi? Topladım, 0. O zaman 0 ile eksi 3 aralığında olduğuna göre 0 da dahil değil zaten. Bu durumda ne olacaktır? Birinci öncülüm doğru olmuş olacak. İkinci öncüle bakıyorum. X çarpı y artı z negatiftir diyor. İstersen y ile z'yi topla buradan. Sonrasından x ile çarp. X'in aralığıyla çarp. İstersen de x'i içeriye dağıt. X, y artı x, z olsun. Ondan sonra taraf tarafı toplama işlemlerini yap. Sonrasından çıkan sonucu değerlendir. Şimdi burada içeriye dağıttık. X çarpı y artı x çarpı z. X çarpı y'yi buradan nasıl buluyoruz? X burada, y burada. Şimdi bunları çarptığım zaman ne geldi buradan? Artı 2. Buradan çarptığım ne geldi? 0. Buradan tekrardan çarptığım ne geldi? 1. Buradan tekrardan çarptığım ne geldi? 0. En büyük olanlarını maksimum, en küçük olanını ne yapıyorsun? Minimum sınır olarak belirliyorsun. Yani 0 ile 2 aralığında olmuş oldu. X çarpı y. Şimdi x çarpı z'ye bakıyorum. Baktım buradan x çarpı z'nin aralığından ne gelecektir? X'i 2 ile şuradan x'ine bakıyorum. Eksi 2 ile 0'ı çarptım, 0. Eksi 2 ile 1'i çarptım, eksi 2. Eksi 1 ile 0'ı çarptım, 0. Eksi 1 ile 1'i çarptım, ne geldi? Eksi 1 gelmiş oldu. Dolayısıyla x çarpı z'nin aralığı da ne olacaktır? En küçük sınırı eksi 2, en büyük sınırı da ne olacaktır? 0. Şimdi bunları taraf tarafa topladım. Şu aradaki işlemleri silelim. Bunlar ne oldu? En küçük ve en büyük sınırları belirleyebilmek için yazdık. Buradan taraf tarafı toplama işlemlerimi yaptım. Eksi 2, x çarpı y artı x çarpı z. O da küçüktür, ne olacaktır? 2 olmuş olacaktır. Şimdi yani hem negatif hem de pozitif sayılarım gelmiş oluyor mu bu aralıkta? Evet. Dolayısıyla ikinci öncülüm her zaman doğru değildir. Üçüncü öncüle bakıyorum. Yine aynı şekilde. Buradan da ne yapıyoruz? Y çarpı x eksi z istersen yapabilirsin. Dediğim gibi veya içeriye dağıt. Y x eksi y z yapabilirsin.
Bu durumda ne olacaktı? Dx'i yine aynı şekilde bulursam buradan ne geldi? Artı 2, buradan ne geldi? 0, buradan ne geldi? 1, buradan çarptığım ne geldi? 0. Demek ki aralık olarak ne seçiyorum? 0 ile 2 aralığında o zaman ben aralığımı oluşturmuş oluyorum. Y çarpı z'ye bakıyorum yine aynı şekilde. Eksi 1 ile 0'ı çarptım 0, eksi 1 ile 1'i çarptım eksi 1, 0 ile 0'ı çarptım 0, 0 ile 1'i çarptım yine ne geldi? 0. Demek ki aralığım neyle neyin arasında olacak? Minimum sınırı eksi 1, maksimum 0 geldi. Burayı da eksi ile her tarafı çarparsam ne olacak? Eşitsizliğim yön değiştirecek. Dolayısıyla 0'ı bu tarafa aldık, eksi 1'i aldım, karşı tarafa attım, artı 1. Taraf tarafa çıkarma toplam işlemlerimi yaptım, eksi ile çarptığım için. Dolayısıyla 2, 1, şurası 3 olacak. Şurası 3 olacak. Şu yıldız yaptığım yerleri topluyorum. Bu durumda 0 ile 3 aralığında pozitiftir. Doğru mu? Evet doğru. Daima da doğru olacaktır. Çünkü 0'da dahilliğim yok. Şimdi 4. soruya geçiyorum. Aşağıdaki özdeş kutuların her birinde 3'er tane farklı renklerde ve farklı kütlelerde top bulunmaktadır diyor. Renkleri aynı olan toplam kütleleri aynıdır. 1. kutu en hafif ve 3. kutu en ağır kutu olduğuna göre kırmızı, siyah ve mavi topların kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışları aşağıdakilerden pardon, hangisidir diye soruyor. Şimdi bu durumda bunları ben sıralarsam o zaman şöyle mi olacak? En hafife ben 1'in oğlu, en ağırı da 3'ün oğlu diyorum. O zaman 2K artı M küçüktür diyorum. 2S artı M, yani 2 tane siyah topum artı M, 2 tane de mavi topum artı K olmuş oluyor. Şimdi şuradaki 2 tane şu 1. ve 2. kutuyu kıyaslama yaparsam 2K artı M küçüktür, 2S artı M ise o zaman M'ler buradan gitti. 2'ye de böldüm. K küçüktür, S kaldı. Yani kırmızı topun kütlesi siyah renkli topun kütlesinden ne olmuş oluyor? Küçük olmuş olur. Bu durumda şimdi ikinci duruma bakıyorum. 2K artı M, yani birinci ile üçüncüyü kıyaslıyoruz şu an. 2K artı M ile 2M artı K'yı kıyasladığımda yine aynı şekilde buradan ne gelecektir? M'yi aldım bu tarafa attım, K'yı aldım bu tarafa çektim. K küçüktür, M olacaktır. Şimdi K siyahtan küçük, yani kırmızı siyahtan küçük. Aynı zamanda kırmızı da maviden küçük olmuş olacak. Peki bunların ikisinin arasında nasıl bir fark var? Şimdi şu B, C, E ve D şıkları elendi. Çünkü neden? K otomatikman ikisinden de küçük. Yalnız siyahla mavi arasında nasıl bir bağlantı var ona bakacağız. Şuradan 2S artı M ile 2M artı K'yı kıyaslama yaptığım zaman buradan yine ne gelecektir? Şuradaki M'yi aldım. Bu tarafa attım. Buradan ne geldi? 2S küçüktür. M artı K gelmiş oldu. Şimdi sonrasında şu K'nın S'den küçük olduğu durumu, 2S'nin de M artı K'dan küçük olduğu durumu da kıyaslarsam, yani taraf tarafı toplama işlemlerimi yaptığımı düşünürsen buradan ne gelecektir? Şöyle söyleyelim. 2S küçüktür, M artı K. Sonra K küçüktür, S geldi. Bunları taraf tarafı topladım. Buradan S'lerin bir tanesi gitti. Buradan da K'yı aldım. Bu tarafa attım. M de buradan ne olmuş oldu? S küçüktür, M olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Adana. 5. soruya geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamları birer kez kullanılarak aşağıdaki kutulara yerleştirilip toplam işlemi yapıldığında sonuç 1 olarak bulunuyor. Buna göre yukarıda kullanılmayan rakamlar toplamı kaçtır diye bana soruyor. Şimdi bunun 1 olabilmesi için ya 1 bölü 3 ya 1 bölü 3 ya 1 bölü 3 olması lazım. Bu 1 bölü 3 olacak şekilde bunların ya katları olması lazım. 3 bölü 3'ten 1 gelir. Sadece şunların ikisi olsaydı 1 bölü 2'yi 1 bölü 2 şeklinde seçilecek şekilde sayılarımı seçerdim. Oradan da yine ne gelirdi? 1 gelebilirdi. Peki bu durumda nasıl yapmam gerekiyor? Şöyle yapacağız. Şunların ikisini 1 bölü 2 olacak şekilde düzenliyorum. Bunu da kendi içerisinde 1 bölü 2 olacak şekilde düzenliyorum. O zaman bunların yerleştirme işlemimi yaparsam birer kez de kullanacağını dikkate alıyorum. O zaman 1, 4, 2'ye 8, 2 ile 8 sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 4, yani burası 2 bölü 4, yani 1 bölü 2 gelecektir zaten. 3 bölü 6'da nedir sadeleştirme işlemlerimi yaptığımda 1 bölü 2. Buradan 1 bölü 2 geldi, buradan 1 bölü 2 geldi. Topladım ne geldi? 1. Şimdi hangi rakamları kullandım? 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 kullandım. Geriye hangi rakamlarım kaldı kullanılmayan? 5 ve 7 rakamları kalmış oldu. Topladım. Ne geldi buradan? 12 gelmiş oluyor. 6. soruya geçtim. X ve Y gerçek sayılardır diyor. X eşittir 2A eksi 5, Y eşittir 6 eksi 2A şeklinde veriliyor. Buna göre 3 tane öncülüm var. İfadelerin hangisi her zaman doğrudur? Şimdi öncülerime bakıyorum. X çarpı Y'nin en çok 1 bölü 4. X çarpı Y çift. X pozitif ise Y negatiftir. Şimdi burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Her zaman doğrudur diyor ya. Buradaki X çarpı Y çifttir diyor. Bak X çarpı Y eğer ki en çok 1 bölü 4 olarak ben bunu bulursam zaten X çarpı Y'nin çift olduğunu her zaman daima söyleyemeyeceğim. Şimdi ilk önce bir yapalım. Şimdi X çarpı Y'yi bulduğum zaman buradan ne geliyor? 2A eksi 5 çarpı 6 eksi 2A. Buradan çarptığım zaman ikinci dereceden bir denklem kolları aşağıya doğru olan bir parabol gelecektir.
Şimdi bunun en büyük değerini kolarım aşağıya doğru olan bir parabol olduğu için tepe noktası bunun nesi olacaktır? Bana maksimum değerini zaten verecektir. En çok değerini de bana ne veriyordu en az en çok sorularında? K'sı yani tepe noktasını, R'si ve K'sının oluşuyorsa bu tepe noktası. K'sı bana niye verecekti? En çok değeri verecekti. Şimdi ben buradan K'yı nasıl oluşturuyorum? İlk önce R'yi bulmam lazım. R buradan nedir? Eksi B bölü 2A. Yaptım. Eksi diyorum. B değerim 22 bölü dedim. 2A buradan ne geldi? 11 bölü 4. Peki F'de R'de K'yı veriyordu zaten. Fonksiyonuna götürüyorum. Buna ben F fonksiyonu diye nitelendirirsem. Fx çarpı Y diyeyim hatta. Buradan F fonksiyonu bu şekilde nitelendirirsem nasıl olacaktır? Götürdüm. Şöyle söyleyelim. F fonksiyonu. Direkt A cinsinden olduğu için F A eşittir diye söyleyelim. Şimdi o zaman R'yi götüreceğim, yerine koyacağım. Yani R dediğim buradan nedir? 11 bölü 4. A yerine götürüyorum. 11 bölü 4 koyuyorum. K dediğim ifade burada işlemlerimi düzenlediğim zaman ne gelecektir? 1 bölü 4. Şimdi o zaman K değerim buradan ne geldi? 1 bölü 4. K değerim buradan 1 bölü 4. Yani buradaki K bana en çok değeri verdiğine göre o zaman birinci öncülüm doğru olmuş olur mu? Olur. Şimdi X çarpı Y çifttir. Az önceki söylediğim gibi birinci öncülde eğer ki en çok 1 bölü 4 olarak bulursam rasyonel sayıların biz şeyini, tekliğini, çiftliğini söyleyemiyorduk, hatırlayın. Tekliğini, çiftliğini söyleyemediğim için dolayısıyla buradan ikinci öncül her zaman çifttir diyemeyeceğim. Üçüncü öncüle bakıyorum. X pozitif ise Y negatiftir. X burada pozitifse farkındaysan 2A-5'in 0'dan büyük olması gerekiyor. O zaman A'nın ne olması gerekecek? 5'ten 5 bölü 2'den büyük olacak. Şimdi o zaman Y cinsinden bir bakalım. Şimdi buradaki Y de 6-2A değil mi? A buradan 5 bölü 2. Her tarafı eksi 2 ile çarparsam eksi 2A küçüktür eksi 5 oldu. Sonra her tarafı artı 6'ya ekledim. Buradan eksi 2A artı 6 küçüktür 1 geldi. Bu değerim hangi değerim? Zaten Y değerim. Y değerim farkındaysan nereden küçük oldu? 1'den küçük oldu. Dolayısıyla 0 ile 1 aralığındayken değerleri alabildiği için pozitif değerler de olabilir mi? Olabilir yani. 1 bölü 2, 3 bölü 5 gibi basit kesirler olacağından dolayı artı 0 da olacağından dolayı her zaman ne olacaktır? Negatiftir diyemiyorum. O yüzden 3. öncülüm de yanlış oldu. 2 ve 3 yanlış. Yalnız 1 doğru olmuş oluyor bu durumda. 7. soruya geldim. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılabilen bir x doğal sayısıyla oluşturulan sembol x üzeri n bölü n eksi 1 sayısıyla gösterilmektedir. Örneğin diyor, üçgen içerisinde 3 vermiş. Bunun formülü nasıl gösteriyor? 3 üzeri 3 bölü 3 eksi 1 çünkü 3 tane kenarı var. 27 bölü 2 sayısıyla göstermektedir. Karenin içerisinde 4 var, üçgenin içerisinde x var. Toplamda 3 basamaklı bir tam sayı olması için x yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır diye bana soruyor. Şimdi bu durumda ne olacaktır? 4 tane kenarım var. Şu formülü bir uygulayalım. 3 üzeri 4 bölü 4 eksi 1'den ne geldi burası? 3'ün 3. kuvveti gelir yani 27 gelir. Buradan ne gelecektir? X'in 3. kuvveti bölü 3 eksi 1'den yani burası ne geldi? 2. Bunun ne olmasını istiyorum? ABC gibi bir 3 basamaklı bir sayı olmasını istiyorum. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Buradan ne geldi? X küp bölü, hatta direkt X küp geldi. Buradan ne gelecektir? Artı diyorum X küp bölü 2 geldi. Şimdi buradaki X küp artı 54 yani şuradaki 27'yi alıp, pardon 3 üzeri aynen 3'ü 27'yi alıp karşı tarafa atarsam hatta atmamıza bile gerek yokmuş aslında. Buradan 27 bu tarafı da çekip payda işlemi yapıp buradan şu işleme direkt geçiş yapabilirim aslında. X küp artı 54 eşittir diyorum. 2 çarpı ABC olacak şekilde burayı düzenliyoruz. Şimdi ABC buradaki sayıları mesela 2'den başladığım zaman 2'nin 3. kuvveti nedir? 8'dir. 8 ile 54'ü topladığım zaman ne gelecektir? 64. Şimdi 64 2 basamaklı bir sayı. Böyle sayıları deneyerek 3 yerine, 4 yerine, 5 yerine koyduğumuz zaman hiçbir zaman 2 basamaklı bir sayının 2 katını elde edemiyorum. 6'yı koyduğumuz zaman yerine 6'nın 3. kuvvetinden buradan 216 gelecektir. Topladım 54 ile ne geldi? 270. 270 3 basamaklı bir sayının 2 katı mıdır? Ona dikkat etmem gerekiyor. Buradaki sonucun direkt 3 basamaklı olmasını istemiyorum. Şuradaki ABC'nin 2 ile çarpılmış halini istiyorum. Çünkü burada işler çarpma yapıyorsam 2 tane ABC eksi 54 geldi. 54'ü aldım bu tarafa çektim. Buradan yine ne geldi? X küp artı 54. İşlemi daha kolay olsun diye bu tarafa bu şekilde yazdım. ABC buradan ne gelecektir? 135. Tamam. 3 basamaklı bir sayı geldi. X yerine 7 yazdığım zaman buradan 7'nin küpünden 343 gelir. Artı diyorum 54. Şimdi bu iki tane ABC'ye eşit olabilir mi? Bakıyorum. Şimdi burası bir kere çifttir. Şuradan ben bunları topladığım zaman da farkındaysan tek bir sayı olacaktır. 3 ile 4'ü bir kere topladığım zaman zaten son basamak 7. Otomatikman diğer
2'nin yani ABC gibi 3 basamaklı bir sayının 2 katı olmayacaktır. Dolayısıyla x eşittir 7'yi alamıyorum. 8'e bakıyorum. 8'in kübünden ne gelecektir? 512 artı 54 geldi. Buradan 2 tane ABC olacaktır. Buradan da şunu ne yapıyoruz? 566, 2 tane ABC. ABC sayım buradan ne geliyor? 283 gelmiş oluyor. Dolayısıyla x yerine yazılabilen rakamların toplamı kaç olmuş olur? 6 ve 8. Sakın bunu devam ettirme. X yerine 9. 9 yazdığın zaman zaten yine tek geleceğini göreceksin. Olmayacak ama. X yerine 10, x yerine 11 diye devam ettirme. Tamam, ABC gibi 3 basamaklı bir sayı gelebilir mi? X yerine yazılabilen rakamlar diyor sana. Buna dikkat etmeni istiyorum. Dolayısıyla 6 ile 8'i topladığında ne geldi? 14 gelmiş oldu. Zaten farkındasın, daha büyük bir değer bulduğunda şuradaki 20 sayısını aşmış olursun. Daha büyük bir değer de olmaz. 8. soruya geldim. Aşağıdaki 2 kök 3 santim boyundaki özdeş kutular içine özdeş tenis topları üst üste konulmuştur diyor. Buna göre tenis toplarının herhangi birinin boyunun uzunluğu x santimetre olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi burada x farkındaysan 1, 2, 3 tane, 12 kök 3'ten küçük. X nereden küçük olmak zorunda? Her tarafı çevirirsen 4 kök 3. 1, 2, 3, 4 tane x de nereden büyük oluyor? 12 kök 3 uzunluğundan büyük olmuş oluyor. Burayı da açtı yani. O zaman x'in aralığı 3 kök 3 ile 4 kök 3 aralığındadır. Her tarafın karesini alırsan pozitiftir bunlarda. Bir problem yok. 27 küçüktür. X kare, o da küçüktür. Ne olacaktır? 48. Bu aralığın içinde şuradaki seçeneklerin karelerini aldığım zaman hangisi olabilir? 6 olabilir. Bak 5'e bakıyorum. 25 aralığın dışında kaldı. Olmadı. 4 zaten olmaz. 5'ten daha küçük bir değer. Karesini aldım. 5 olmadıysa 4 hayat da olmaz. O zaman 7'ye bakıyorum. 49 mesela. 49 aralığın dışında kaldı. Bundan büyük bir değer de karesini aldığı zaman bunun dışında kalacaktır. Dolayısıyla 6 nedir? 36, 27 ile 48 aralığında olan bir değerdir. Cevabımız Ceylan. 9'a geldiğim 2 üzeri 9 tane cevizi Mehmet, Aslan, Mesut, Türkmen ve Hakan aşağıdaki kurallara göre paylaşıyorlar. Mehmet toplam cevizin yarısını alıp kalanı Aslan'a veriyor. Şimdi toplam ceviz kaç tane? 2 üzeri 9. 2 üzeri 9'un yarısını aldığım zaman ne olacaktır? 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 bunun yarısı ise geriye kalan 2 üzeri 8 diğer yarısıdır, öyle değil mi? İstersen de tüm durumda Mehmet'i kendisine ayırdığını da çıkarabilirsin. Bu durumda ne olacaktır? Yine 2 üzeri 8 olacaktır. Zaten yarısını Mehmet aldıysa diğer yarısı da Aslan'adır. Şimdi Aslan kalan cevizin yarısını alıp geri kalanı Mesut'a veriyor. Şimdi Aslan kaç tane ceviz almıştı? 2 üzeri 8. Yarısı ne olacaktır? 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 yarısıysa diğer yarısı nedir? Yine 2 üzeri 7. İstersen de 2 üzeri 8'den de yine çıkartabilirsin. Buradan 2 üzeri 7 ne geldi? Mesut'a. Sonra Mesut kalan cevizin çeyreğini diyor bu sefer. 2 üzeri 7 bölü 2'nin karesi. Ne oldu buradan? 2 üzeri 5 kime veriyormuş? Kendisine alıyor. Yani Mesut kendisine aldı 2 üzeri 5'i. Geri kalanı Türkmen'e verecek. O zaman Türkmen'in geriye kaç tane kaldı? İşte burada çıkarma işlemi yapmak zorundasın. 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 5'ten ne kaldı? 2 üzeri 5 çarpı 3 Türkmen. Şimdi kalan ceviz Türkmen ve Hakan eşit miktarda paylaşılıyor diyor. 32 çarpı 3'ten ne gelecektir? 96. 96'ya eşit miktarda 2'ye ayırdığım zaman 48'e 48 Türkmen ve Hakan olmuş oldu. Buna göre Aslan, Mesut ve Türkmen'in aldığı toplam ceviz miktarları ne gelmiş olacaktır? Aslan'ınki 128, Mesut'unki 32, Türkmen'inki 48. Topladık ne geldi? 208 geldi. Cevabımız Bursa. 10. soruya geldim. Akım ve Tuğan'ın gerçek sayılar kümesinden seçtikleri iki farklı alt küme ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Akın benim seçmiş olduğum kümede olup Tuğan'ın seçmiş olduğu kümede olmayan elemanlar -6 ile -2 aralığındadır. Şimdi Tuna ise ne diyor? Akın ile benim seçmiş olduğum olduğumuz kümelerin diyebiliriz buraya. Seçmiş olduğumuz kümelerin ortak elemanları -2, 9 aralığındadır. Buna göre Akın'ın seçmiş olduğu kümenin elemanları aşağıdaki eşitsizliğin hangisinin çözüm kümesiyle aynıdır diyor. Şimdi farkındaysan Tuna burada ne olacaktır? -2 ile 9. Şimdi aynı zamanda Akın da -2 ile 9 aralığındadır, öyle değil mi? Şimdi Akın'ın kendisi ne demişti? Benim seçmiş olduğum kümede Tuna'nın seçtiği elemanlar, kümede olmayan elemanlar -6'ya -2. O zaman Akın fark Tuna mı olmuş oldu? Dolayısıyla bu ne oldu? -6'ya -2. O zaman Akın'ın ben kümesini yazmak istersen x'i öyle ilişkilerden oluşuyor ki -6 ile -2 zaten
fark kümesiydi. Eksi 6 ile eksi 2 birleştirdim. Tuna'nın söylediği cümleyi de baz alıyorum. Eksi 2 ile 9 da bunların ortak elemanların olduğu bir küme. Dolayısıyla bunları birleştirirsem eksi 2 buradan açık, buradan kapalı. O zaman eksi 6'dan 9'a kadar açık aralığım olmuş olur mu? Olur. Dolayısıyla x'i buradan baktım. Eksi 6 ile 9. Şimdi seçeneklere bakıyorum. 2x eksi 2, 2x eksi 2. 2x eksi 3 artı 2 artı 1 var. Şimdi bunlardan birine göre uyarlamaya çalışacağız. İşte hangisine göre denk geliyorsa, hangisiyle aynıdır dediğine göre ona göre bakacağız. Şimdi buradan ben 2 ile çarptım. Bir kere 2 ile çarptım, hepsinde var. Eksi 12 18 oldu. Şimdi buradan diyorum ki eksi 2 çıkartsam, her taraftan çıkartıyorum. Buradan ne gelecektir? Eksi 14. Buradan ne gelecektir? 16. Şimdi eksi 14 ile 16 arasında bunu göstermez. Çünkü bu eksi 14 ile 14 arasındadır. Ama ben ne buldum? 16. A şıkkı direkt ne oldu? Elendi. B'ye bakıyorum. Artı 2 ekle eksi 10 ile artı 2 20 oldu. O da olmadı. Bu şekilde diğer seçenekleri de oluşturmaya kalktığımız zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Her taraftan 3'ü çıkartıyorum. Eksi 15 buradan geldi. 3'ü de buradan çıkardım. 15 geldi. Eksi 15 ile 15 aralığı da nedir? 2x eksi 3'ün mutlak değerinin 15'ten küçük olduğu durumdur. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. 11'e bakıyoruz. Pozitif bölenlerin sayısına bölünen sayma sayılarına tavus sayıları denir. Örneğin 12 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Dolayısıyla pozitif tam sayı bölen sayı 6'dır. 12 sayısı bölen sayısı olan 6 ile tam bölünebildiği için bir tavus sayısıdır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bir tavus sayısı değildir? Şimdi bakıyoruz. Benim ilk önce neyi bulmam gerekiyor? Pozitif bölen sayısını bulmam gerekiyor. Bu ne? Pozitif bölen sayısı diyoruz. PBS diye gösteriyorduk, hatırla. Buradaki 12'yi ilk önce ne yapıyorum? Asallarına ayırıyorum. 2'nin karesi çarpı 3. Pozitif bölen sayısını buradaki üstleri birer tane artırıyordum, çarpıyorduk. O zaman bunu bir tane artırdım 3, bunu bir tane artırdım 2. Eşittir 6. O zaman pozitif bölen sayısı gerçekten 6 mı? Evet. Kendisi de bana zaten o şekilde verdi mi? Verdi. Şimdi 12 sayısının 6'ya bölümünü sorguluyorum. 12 6'ya bölündüğünde 2 diye bölünebiliyor. O zaman diyorum ki A, B, C, D, E seçenekleri de bunlardan birisini sağlamayacak. Şimdi şuradaki 8'e bakıyorum. 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. Dolayısıyla pozitif bölen sayısı 3'ü bir tane artırıyorum. İlla 2 tane eleman olmasına gerek yok da buradan, hatırlayın. Buradan 3'ü bir tane artırıyorum. Ne geldi? 4. Demek ki 4 bunun nesiymiş? Pozitif bölen sayısıdır. Nedir bunlar zaten? 1, 2, 4 ve 8'dir. Zaten başka da olmaz. Dolayısıyla 8'i 4'e bölebiliyor muyum? Ben bölebiliyorum. 2 oldu. Doğru. Demek ki tavus sayısı. B'ye bakıyorum. 9 nedir? 3'ün karesi. Pozitif bölen sayısı. Buradan 2'yi bir tane artırdım. 3. 9'u 3'e bölebiliyor muyum? Bölebiliyorum. Cevabımız 3. Yani demek ki bu da bir tavus sayısı. 24'e bakıyorum. Bu nedir? 3 çarpı 2'nin küpüdür, yani 3 çarpı 8. Dolayısıyla üstünü bir tane arttırdım. 2 üstünü bir tane arttırdım. 4, 2 ile 4'ü çarptım. 8. 24'ü 8'e bölebiliyor muyum? Evet. O zaman 3 de bir tavus sayısıdır. Yani 24 de bir tavus sayısıdır. 30'a bakıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Öyle değil mi? Bunların hepsinin üstü 1 olduğuna göre üstlerine bir tane artırıp çarparsam ne olacaktır? 8 sonucuna ulaşacak oluyorum. 30'u 8'e bölebiliyor muyum? Bölemiyorum. Tam bölünmez. Doğru mu? Dolayısıyla denizli tavus sayısı değildir, ama 40'ı da bir inceleyelim. 40 ne diyor bana? 5 çarpı 2'nin küpü. O zaman buradan ne gelecektir? 5'in üstünde 1 var. 1'i bir tane artırıyorum. 2. Buradan 3'ü bir tane artırdım. 4. 2 çarpı 4'ten 8. 48'e bölebiliyorum. Demek ki bölebildiğime göre 40 da bir tavus sayısıdır. Cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. 12'ye bakıyorum. Aşağıda boş aralığı x kilogram olan 3 özdeş yağ tenekesi görseli verilmiştir. Bu tenekelerin içindeki yağ miktarları ile ilgili yapılan ölçümler aşağıda tabloda verilmiştir. Tenekenin doluluk oranlarını veriyor, ölçülen kütlesini veriyor. Verilenlere göre tenekelerden herhangi birinin doluluk oranı 2 bölü 3 olduğunda tenekenin ölçülen kütlesi A ve B cinsinden aşağıda hangisi olabilir diyorum. Şimdi ilk önce 3, 6 ve 8 birimi ayrıldığına göre şimdi ben bunları ilk önce bir ek okunu buluyorum. 24K. Demek ki buradaki tenekelerin uzun kütlelerine ben ne diyeceğim? 24K, 24K, 24K demiş oluyorum burada. Buradan her birini 3'e ayırdığım zaman ne gelecektir? 8K. Buradan 3K, 3K, 3K. Buradan yine ne gelecektir? Aynı şekilde kaçta kaçı dolu? 5 bölü 6'sı dolu. O zaman 20K da buradan gelecektir. Şimdi düzenliyorum. X kilogram boş ağırlığı. Buna dikkat ediyorsun. Dolayısıyla birinci durumda, yani birinci tenekeyi ben sorguladığım zaman ne geliyor buradan? 24K. O zaman x artı 8K gelmeyecek mi? Gelecek. X nereden geldi? Boş ağırlığı. 8K ne? Dolu olan kısım, yani 1 bölü 3 kadar. O zaman 8K kime eşitmiş? A'ya kadar. Ölçülen kütlesi A. İkinci öncüne geldim. Boş ağırlığı x kilogram. 3 bölü 8'i de farkındaysan 3, 3, 3, yani 9K olmayacak mı? 24K'nın 3 bölü 8'ine bakıyorum.
O zaman buradan 7'ye ne geldi? 9K gelmiş oldu. Bu da kime eşit? A artı B'ye eşit oldu. Üçüncüye bakıyorum. 5 bölü 6 yani 24K'nın 5 bölü 6'sını sorguladığım zaman yerine ne gelecektir? 20K gelmiş olacak. Dolayısıyla X de boş ağırlığıydı. X artı 20K'da toplamda ölçülen ağırlığım ne olmuş oldu? A artı 12B olmuş oldu. Şimdi o zaman 2 bölü 3 doluluk oranı olursa diyor, herhangi birinin diyor bak, herhangi birinin doluluk oranı sorguluyorum. Birinci öncül için bakalım. 24K'nın 2 bölü 3'ü ne olacaktır? 16K. O zaman x artı 16K olmuş olur mu? Herhangi birinin doluluk oranı olabilir. Yani x boş ağırlığıdır. 16K'da 2 bölü 3 doluluk oranı olduğu zamanki ağırlığıdır. Dolayısıyla x artı 16K'yı da ben x artı 8K'ya 8K diye parçalayabilir miyim? Evet. X artı 8K nedir? A. Buradan 8K ne geldi? Evet, şunu da bir söyleyelim, onu söylememişim. Şimdi burada bunları taraf tarafı çıkarma işlemi yaptığın zaman x'lerin gider, doğru mu? Buradan ne kalır? Sadece k kalır. A'ların da gider. Dolayısıyla k eşittir b değerin kaldı mı? Kaldı. Dolayısıyla k'yı b olarak bulmuş oluyorum. Dolayısıyla buradan x artı 8k'ya 8k diye parçaladığımda buradan x artı 8k a'dır. Buradan da 8k'ya k yerine b yazdığımız 8b olmuş olur. Yani cevabımız ne oldu? Adana olmuş oldu. 13. soruya bakıyorum. Bir özel öğretim kurumunda kayıtlı 640 öğrenci vardır. Salgın nedeniyle kurumda kayıtlı olan erkek öğrencileri %10'u ile kız öğrencileri %25'i kayıtsızdırmıştır. Geriye kalan kayıtlı erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranı 2 olduğuna göre kurumda kayıtsızdıran toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi kızların sayısını 10x, erkeklerin sayısını 10y diyoruz. Topladığım zaman ne gelecektir? 640. Şimdi %25'i kayıtsızdırdığına göre kızların geriye kalan 7,5x mi kalmış oluyor? Evet. %10'u da erkekler kayıtsızdırdığına göre 9y mi kalıyor? Evet. Şimdi erkeklerin oranının neyi demiş? Erkek öğrenciler, kız öğrenciler oranı 2 olduğuna göre o zaman erkek öğrenciler kız öğrencilerin sayısının 2 katı mı olmuş olur? Erkeklerin o zaman 9y eşittir 15x. Her tarafı 3'e bölüyorum. Buradan ne geldi? 3y. 3'e böldüm ne geldi? 5x. Buradan x yerine 3k, y yerine 5k seçersem götürüyorum. Burada yerine yazıyorum. X yerine 3k dedim. 30k oldu. Y yerine 5k dedim. 50k oldu. Topladım.